Ben annem üç gün aynı çorbayı önümüze koyduğu zaman burun kıvırırdık. Anam da derdi ki sokağa bakın. Anam niye böyle diyor derdim. Sonra 16 yaşında sokağa bakmayı öğrendim. Sokağı anladım. 17 yaşımda da cezaevine girdim. Evet. Hayat hikayesi orada başladı. Halk evlerinde öğrendiğim tiyatroyu kendi kendime hücremde yapmaya başladım. Kendime bir dünya kurdum. O dünyanın içinde hayatı, hikayemi yazmaya başladım. Onun için diyorum ki hayallerinizi hiçbir zaman durdurmayın. Hangi yaşta olursanız olun hayallere devam. Kendi hikayeni kendin yaz. Başkası dikte etmesin seni. Evet, kendi hücremde iki metre karelik dünyada bir dünya kurdum kendime. Çiçek tarlalarım vardı, ekmeğim vardı göremediğim, kuşlar vardı, bana dışarıdan haber getirenler. Parmaklıkları bir ağaç gibi gördüm ve yaprakları vardı. Ve güneşin ışınları o yaprakların arasında gönlümü açardı. Ziyaretçim yoktu çünkü annem beni Almanya'da okuyor biliyordu. Ve ziyaretçim hiç gelmedi. Bir gün bir ziyarete çıktım. Dedim ki nasıl oluyor ziyaret? Çıkarttılar olacağınlarda. İşte anne ile baba arasında ve yavru arasında bir tane cam vardı. İki tane de kümes teli dediğimiz telden. Üç yaşındaydı ziyaretçi çocuk. Babasına çok dik baktı. Öyle bir baktı ki babasına. Baba dik dur dedi, dik. Babası elini kendi baldırına götürdü çimdik attı kendine görüyordum. Öyle bir çimdik attı ki dedi ki bir daha buraya gelme. Seni sevmiyorum dedi. Ve akşam döndüğümüzde eşofmanını çıkarttı. Baldırından et kopartmıştı. Evladı onu söylerken. İşte o gün dedim ki eğer bir gün çıkarsam buradan çünkü 26 kişilik dosyaydık biz. altı tane idam vardı içimizden. 20 tane de baba olamayacak adam. Gördüğümüz şeylerden 19 yaşında baba olamayacağımı anladım. Ve eşime söyledim. Benden evlat gelmez sana diye. O da dışarıda bir sürü evlat vardı dedi. Onlar hepsi bizim. Eyvallah. Evet, dedim ki döneceğim, bu çocuklar için döneceğim dedim. 81 yılında döndüm Ulucanlara tekrar. Ben Sinop cezaevinden çıkmıştım. Bir buçuk saat karşı kaldırıma geçememiştim Sinop'ta. Çünkü her şey çok değişmişti 7 yılda. 81 yılında gittim tiyatro yapmaya. Tiyatro yaparken mahkumla iç içe oluyorsun sana dertlerini anlatıyorlar. O zamanlar yani 70'li 80'li dönemlerde kader mahkumları vardı. Şimdi bana göre kader mahkumu içeridekilerin dışarıda bıraktığı yavrular. Yani içeridekiler pek bana kader mahkumuyuz demesinler. Ama dışarıda bıraktıkları kadınları, çocukları esas kaderi çeker. Evet, o zaman bir evlada yaklaştım. 45 yaşında şimdi. Dedim seni ben okutayım. İzin aldık aileden. İşte eşya göndermeye, ekonomik destek yapmaya çalıştık. Tiyatrodan aldığım parayla, eşimin maaşıyla. Sonra baktık ki gidenler çocuklara ulaşmıyor. Bu sefer ev tutmaya başladık. Ve ailemiz çoğalmaya başladı. İçinden İki tane savcı, bir tane avukat çıktı çocuklarımızın. Yani şunu demeye çalışıyorum, yani aslında onlara ben iyilik yapmıyorum. Ben kendime iyilik yapıyorum. Çünkü ben o yoksullukları çok çektim. Üç yıl yetimhanedeydik. İşte cumartesi anneme giderdim. Annem elime ayağıma, dirseklerime bakardı hani kavga etti mi diye. Sonra da der ki çocukları çağır hadi derdi. Bir ıstık çalardı bütün sokak bizim kapıda. Annem çıkınından çıkarırdı 25 kuruş. Herkese 25'er kuruş verirdi. Hadi bakkala gidin derdi. Siz gazoz için. Şimdi belki gazozu pek bilmiyorsunuz ama o zaman sadece gazoz vardı. Tozlu dumana katarak bakkala giderdik. Bakkal amca, bakkal amca, bakkal amca. Bakkal amca bizi çok severdi. Sonra abilerden birine sordum. Niye bakkal bizi çok seviyor? Hani lokum bisküvi veriyor bize. Dedi ki abilerden biri, onun dediği hiç çocuğu yok. Ondan sizi çok seviyor dedi. Onun için dışarıdaki... dışarıdaki çocuklar var ya. Hani o tinerci dediğin, gördüğün zaman yolları değiştirdiğin o evlatlar var ya. Aslında onlar sana hediye. Ben derim ki hep cezaevlerinde şu an 725 tane evlat yatıyor anneleriyle. İşte o çocuklar bir gün sokak çocuklarıyla sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı parkta, aynı salıncağa bindikleri gün bu ülkede barışı yakalarız. Evet. Sağ olun. Yani çocuklara dokunmayı bilelim. O sokak çocuğu dediğin, o tinerci dediğin çocuğa bir gün merhaba de, uzaktan. Ertesi gün biraz yaklaş merhaba de. Üçüncü günü o sana diyecek merhaba. O gün omzuna dokun sadece geç git. Beraber bir şey yiyorsan, mesela al bir tane simit, simidi paylaş onunla onun gözünün önünde. Ertesi gün o sana yaklaşacak. Ve giderek onu almaya başlayacaksın. Sen kendi çocuğunu ne kadar çok seviyorsan, onu da sevmek zorundasın. Çünkü senin çocuğun sokağa çıktığı zaman onunla muhatap olacak. Onun için sen ona değil, kendine iyilik yapıyorsun. Ben de öyle. 66 yaşındayım. Hala kendime iyilik yapıyorum. Niye iyilik yapıyorum? Çünkü eksiklerim vardı. Babayı görmemiştik. Güveneceğimiz daha yoktu. Cezaevi filmlerine bakın. Hep duvara yaslanır insanlar. Çünkü güvenecekleri tek yer orası. Ama kadın, kadın var ya kadın. İşte en büyük duvar. Eğer ben kadınıma, Eşime yaslanmasaydım bu kadar evlada sahip olamazdım zaten. Onun için kadını kendin kadar seveceksin. Eve gittiğiniz zaman elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Makyajları yapmak için aynaya bakarsın. Aynaya kendini sevdiğin için bak. Bir kere öyle bak. Sen ne güzelsin de. Sen ne iyisin de. Kendinden bir kesme al, sokağa öyle çık. Barışık olursun. Yağmur da olsa, kar da olsa barışık yürürsün. Deneyin. Hayallerinizi durdurmayın. Sevda ile başlayın. Benim çocuklarıma bir adet yaptık. Yatarlar bunlar işte kızlar bir odada, erkekler bir odada, küçükler yani. Sıfır yaşla altı yaş arasındaki evlatlar cezaevinden aldıklarım. Ama sabah kalktıklarında ellerini yüzlerini yıkarlar, birbirine sarılırlar. Ondan sonra gelip sofraya otururlar. Çünkü gece yatarken birbirini incitmiş olabilirler. Yıllar geçti. Bir tanesi avukat oldu, bir tanesi savcı. Bir gün başsavcı aradı beni İzmir'den. Ya dedi ne biçim çocuk yetiştirmişsin. Çünkü savcıyı uyarmış başsavcı. Sen ne yapıyorsun demiş öyle duruşmadan çıkıp demiş avukatla sarılıyorsun falan demiş. Yakışıyor mu? Ya demiş o benim kardeşim. Onun için insanı sevin. ilk önce kendini sev kendini. İlk önce kendini seveceksin. Sonra başkasını sev. Ben ilk önce kendimi seviyorum. Turgay diyorum adam ol adam. Hala adam ol diyorum. Hala. Çünkü bu ülkenin adamlara ihtiyacı var. Sizin gibi değerli annelere, kadınlara ihtiyacı var. En küçük kızıma ben annem kadar saygı duyuyorum. Çünkü bir anne adayı o. Çocuk doğurur, doğurmaz. O yüreğiniz var ya başka bir şey. Çay çayı çok severim. Hep bardaktan içerim. Dizilerde de öyle. Koşulum odur. Çünkü çayı o bardağın altı var ya altı altını avucuna koyduğun zaman o sıcaklığı ana sıcaklığıdır. Eğer anadan uzaksan o sıcaklığı anlayamazsın. İşte o sıcaklığı verir. Onun için hep görürsünüz görselde o çaylar öyle içilir. Tabakla mabakla olmaz o iş. Evet yani duygusalız maalesef çünkü duygumuz bizi adam ediyor. Mesleğimi ben kullanıyorum. Tiyatroyu kullanıyorum. Eğer tiyatro olmasaydı cezaevlerine o kadar rahat girip de oyunlar oynayıp o insanımızla beraber olamam. Ha, şu da var. İçerideki insan dışarıdaki insana acılar vermiş. Yani bir hani halk arasında vardır. İki ucu pislik değnek diye. İşte öyle bir dünya. İçerideki benim ülkemin insanı diye saygı duyuyorum. Dışarıda acı çeken acımdan dolayı ona saygı duyuyorum. İşte iki tarafın barışması önemli. Barışmak sevda ile olur, sevgi ile olur. Düşünün bakın birbirinizi tanımıyorsunuz ama aynı yerde oturuyorsunuz. Otururken merhaba demediniz belki birbirinize ama giderken hadi iyi akşamlar deseniz bu kadar kitle merhaba demiş olacak. Ülkenin buna ihtiyacı var. Ben size din ve ahlak konuşması yapmaya gelmedim. Sadece duygularımı paylaşmak istedim. İçinizde 10 tane evladım var şu an oturan. Onlar da dedi ki: "Baba sakın duygusallaşma." Olmuyor ki. Olmuyor yani. <laughs> Eyvallah. Yani bu ülkede Herkes birbirine layık olması gerekiyor. Bizim desturumuz şu, çocuklarımın da, onu öğretmeye çalışıyorum. Ben hep yatılı kaldım, yatılı okudum. Yetiştirme yurdu, cezaevi, konservatuvar, askerlik. Yani tanımadığım adamların vergileri benim maaşım oldu. Benim kursağımdan, çocuğumun kursağından geçiyor. Onun için bu ülkede herkes birbiriyle merhabalaşmalı. Herkesin birbirine karşı sorunu var, sevdası var, minneti var Yaradan'dan sonra. Benim ülkemin insanına benim minnetim vardır. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederim.